Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Bugün konumuzun ana başlığı aşağı yukarı şöyle: bir konuyu açıklarken hedefe ıskalamak. Yani detaya fazla girip asıl anlatılmak istenen konuya bir türlü gelememek. Bununla ilgili tabii seçtiğimiz Risale-i Nur Külliyatı'ndan mesele Muhakemat adlı kitabın Unsurul Belaga bölümünün 4. meselesi. Bu 4. meselede okuduğumuz zaman bize şöyle bir tasvir çıkıyor. Kelamın kuvvet ve kudreti, yani güçlü bir söz, kelam derken söz tabi, güçlü bir söz, efendime söyleyeyim kuvvetli bir söz, kelamın kuyudatı birbirine cevap vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle umumen karınca kaderince asıl garaza, asıl hedefe işaret ve her birin parmağını maksat üzerine bırakmakla. İbaratuna şetta ve husnike vahid ve kullun ila zâkel cemâli yuşiru. İbarelerimiz her ne kadar farklı farklı olsa da bir güzelliği var. Her şey o güzelliğe işaret eder. İbaresine, düsturuna timsal olmaktır. Bunu şöyle bir misalle açıklıyor. Demek kuyudat, zenav gibi. Kuyudat dediği, bir sözü anlatırken o sözü açıklamaya, o sözü ispat etmeye yarayan yan unsurlar demek. Atasözü, temsiller veya herhangi bir mantık kaidesi veya herhangi bir ilimden bir düstur. Alıyorsunuz, siz hedefini yapıyorsunuz, ispat edeceksiniz. Bu kuyudat zenav gibi, yani bir havuz olmalı. Veyahut dereler gibi, maksat ise ortalarından istimdad edici bir havuz gibi olmak gerekir. Yani asıl maksat ortada havuz gibi olacak. Az önce saydığımız o atasözleri, temsiller, şunlar bunlar, o havuzu besleyen dereler gibi olmalı. Bütün o dereler ortadaki havuza akmalı. Elhasıl zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazara akıl ile alınan sureti garaz, müşevveş olmamak için tecavüp ve teavüm ve istimdat lazımdır. Yani siz asıl anlatmak istediğiniz hakiki maksadı net bir şekilde izah edeceksin. Sonra o net izah edilen o ana fikir bu defa çeşitli meselelerle desteklenmiş olacak. Buna en güzel örnek aslında verebileceğimiz, hepimizin belki defalarca okuduğu birinci sözü örnek olarak verebiliriz. O birinci sözde ana fikir nedir? Şöyle bir cümle var değil mi? Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, bu kelime dediği nedir? Besmele. Besmele öyle mübarek bir kelimedir ki senin nihayetsiz aczini ve fakrını nihayetsiz ne yapar? Kudrete ve rahmete rapt eder. Şimdi bu bizim havuzumuz. Birinci sözdeki havuz bu. Asıl maksat, garaz bu. Yani senin aczini kudrete ne yapar? Rapt eder. Sende ne meydana gelir? Bitmez bir kuvvet meydana gelir. Senin fakrını rahmete rapt eder. Ne meydana gelir? Yine sonsuz bir bereket meydana gelir. Şimdi asıl anlatmak istenilen şey burada nedir? Birinci sözde havuzumuz budur. Şimdi müstetbaat tabir edilen konulardan bir tanesi nedir? Ben söyleyeyim, bedevi. Arap çöllerine seyahat ediyor.
Kendisi aciz olmasına rağmen kabile reisi gibi bir kudrete bağlanıyor. Ne meydana geliyor? Kuvvet meydana geliyor. Ya da kendisi çok muhtaç olduğu halde çöllerde bir kabile reisine bağlanıyor. Onun merhametine bağlanıyor ve bereket meydana geliyor. Çadıra girdiği zaman o falan ağanın adamı gelmiş diye hürmet görüyor. Şimdi bu nedir? Bir dere gibi bu havuzu dolduruyor. Bedevi şeyi. Değil mi? İkincisini siz söyleyin. Efendim? Mübarek hayvanlar. Hayvanlar. Üçüncüsünü tekrar siz söyleyin. Akan dereyi. Ben söyleyeyim. Askere kaydolan bir nefer. Asker. Başka? Siz söyleyin. Başka ne var birinci sözde? Bitkiler. Güzel. Evet. Şimdi bunlar devamlı bu havuzu besliyor. İşte anlatılmak istenen konunun ana fikri net olmalı. Bütün orada verilen misaller, orada verilen bütün işte mantıki kaideler, temsiller ne varsa bu havuzu doldurmalı. Şimdi burada bizim işte hedefi anlatırken, yani biz bunu ispat ederken, eğer konuya bağlı kalsak bu havuzumuzu zaten oradaki misaller dolduruyor. Fakat benim mesela gördüğüm bir nokta vardı. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki diye oradaki cümleyi okuduktan sonra Bedevilerin meselesine giriyor. Daha o Bedevilerle olan hatırasının dışına çıkamıyor. Orada kalıyor. Ben bir Bedeviyle işte bir günüm geçti, şöyle yapardı, böyle yapardı diye konuyu ıskalıyor. Ana fikri ıskalıyor. Ve ders bitiyor. Bedevi konusundan dışarıya çıkamamış. Asıl anlatmak istediği konuya daha hala gelememiş. Ve nerede kalmıştık diye de soruyor. Zaten yani saat dolmuş, her şey dolmuş. Daha anlatılmak istenen konuya bir adım bile yaklaşamamış. Dolayısıyla bir konu demek anlatılırken ana fikri net bir şekilde koymak lazım. Sonra o ana fikri dolduracak olan o dereleri de tek tek böyle ispat edip onlardan yardım almamız lazım. Şimdi bu misali geçelim. Tekrar konuya gelecek olursak, bunu da bak şöyle diyor. Evet, telmih ve işaret ise yolun etrafını temaşayla tenezzüh etmek içindir. Kast ve talep ve tasarruf için değildir. Telmih ve işaret, yani o temsiller, o atasözleri, o mantıki kaideler, asıl ana fikri anlatan o konular, tamamı ne içinmiş? Yolun etrafını temaşayla tenezzüh etmek içindir. Sen yolda gidiyorsun, bir misal geldiyse bak ona, geç git hedefine doğru. Bir atasözü geldi, onu anla, geç git hedefine doğru. Yani sen buradan Konya'ya doğru çıktın, gidiyorsun. Bizim Düzce'ye geldin, o ne güzel Abant var burada, Körol Dağları var, şelaleler var, gel şurada biraz kalalım dersen Konya'ya gidemezsin yani. Misallerde, atasözlerinde takılmamak gerekiyor. Al oradaki manayı, hedefine doğru ilerle. Tenezzüh etmek için, kas ve talep ve tasarruf için değil. O misallerin üzerinde kalıp, orada tıkanıp kalmamak lazımdır. Onlar çünkü bizzat kastedilen şeyler değil. Asıl ana fikir bellidir. Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettik, sağ olun.